Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına da konu olan tokattaki davada karar verildi. Boşanma aşamasındaki eşi Özlem A 23 yerinden bıçaklayan sanık Samet A toplam 21 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Davanın dördüncü duruşması bugün Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanık Samet A ile Özlem A'nın babası Mehmet Demirel duruşmaya katılırken, mağdur Özlem A katılmadı. Mahkemede söz verilen sanık Samet A. pişmanım. Sizden ve mahkemenizden özür diliyorum şeklinde kendisini savunsa da mahkeme heyeti sanığın kasten öldürmeye teşebbüsten 20 yıl, kayınpederi Mehmet Demireli yaralama suçundan ise 1 yıl 6 ay olmak üzere toplamda 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Son zamanlarda sıkça haberlere de konu olan ve kamuoyundan tepki gören haksız tahrik indirimi, sanık Samet Ağa uygulanmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda, Özlem Ağın eşi tarafından 23 yerinden bıçaklanma olayını gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında sürecin takipçisi olacağını belirterek, düşünün, 23 yerden bıçaklıyor. Ey hakim, sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun? Hakim böyle bir tasarruf yapıyor. Ondan sonra yargıya hakaret. Ne hakareti ya? eğer ben bu ülkede cumhurbaşkanıysam, sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse bunu ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz. Daha bitmedi işimiz. Bakanıma da söyledim, bunu yakın takibe alacaksın, bu konuyla ilgili beni de bilgilendireceksin. Bu hakim olabilir, savcı olabilir, fark etmez ifadelerini kullanmıştı. Olay 1 Nisan 2021 tarihinde Tokat merkeze bağlı Mülkköy'ünde meydana gelmişti. Sanık Samet A, boşanma aşamasındaki eşi Özlem a 23 yerinden bıçaklarken, kayınpederi Mehmet Demirel'i de bacağından yaralamış ve tutuklanmıştı. Samet A, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılınca, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, muhtarlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyu gündeme getirmiş, ardından da saldırının mağduru Özlem A ile telefonda da görüşmüştü.